Vallahi hepsini gayet iyi görüyorum. Hepsinin yüzü gülüyor. Herhalde son oynadıkları turnuvadan olsa gerek. Eksik olmamıza rağmen, hazır olmamıza rağmen bence büyük bir organizasyonu, büyük ülkelere karşı iyi bir basketbol sergilediler ve turnuvayı galibiyetle bitirdiler. Bu tip organizasyonlarda, bu tip hazırlıklarda her galibiyetin moral anlamında, hazırlık anlamında ekibe büyük destek verdiğini, moral verdiğini hep bilen insanlar. Şimdi de bir süre İstanbul'da hazırlık yapıp daha sonra da iki hazırlık maçından sonra işte bir Atina'da bir çok önemli yine ekol ülkelere karşı bir hazırlık süreci. Daha sonra da ayın 20-21 gibi de inşallah Çin'e doğru hareket edecekler ve orada da bir hazırlık süreci ve inşallah hepimizin istediği, dua ettiği bir başarı elde edilir ve tüm ülkenin gurur duyacağı bir sonuçla ülkemize geri dönerler ve biz gerek federasyon olarak gerekse bütün ülke olarak bütün gerek antrenörle gerek sporcu kardeşlerimizle gurur duyarız. Ben her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Oraya ne kadar erken, ne kadar genç yaşta giderseniz oraya adapte olma anlamında basketbolu öğrenme, NBA'ye bir şekilde kendini kanıtlama açısından, kendini geliştirebilme açısından çok avantajlı olduğuna inanan bir insanım. Çünkü ben de çok genç yaşta gitmiştim. Çünkü inanın kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Kazanacak çok şeyleri var. Bunu nitekim hem Cedi'de hem Furkan'da görüyoruz. Furkan'ın belki Cedi'ye nazaran biraz daha talihsiz durumlarla karşılaştığı sakatlıklarından dolayı ama tekrar NBA'de kontratını uzattı ve tekrar Philadelphia'da devam edecek. Cedi bulduğu şansları çok iyi değerlendirdi. Fiziğin dışında ister istemez oynadığı basketbolu aldığı sürelerde de gerek kendine olan güveni, basketbol olan bakışı da değişti. Bu arkadaşlarımızın her fırsatta milli takıma geliyor olması inanın bizi çok mutlu ediyor. Sonuçta bu arkadaşların o bilinçte olması ve uzun yıllar bu formaları giyecek olmaları bizi çok mutlu ediyor. Dediğim gibi onlar bizim geleceğimiz. Manevi anlamda milli formaya, Türk insanımızın, halkımızın onları her fırsatta yalnız bırakmaması sanırım onları gerçekten buraya olan bakış açısını her fırsatta değiştiriyor. O anlamda da kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Diğer arkadaşlarımız da keza aynı şekilde her fırsatta çağrıldığı zaman her koşulda milli formanın ne kadar değerli olduğunu ve bu takımın bir parçası olmak istediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. O yüzden hepsini gerçekten canı gönülden kutluyorum. İlgili inşallah güzel bir hazırlık süreci geçiririz ve ilk başta gruptan çıkmayı garantileyip daha sonra da olimpiyat elemesi oynama fırsatı yakalarız. Dediğim gibi bunlar gerçekten basketbol anlamında elde edebileceğimiz büyük başarılar olur. Dediğim gibi hepsini canı gönülden kutluyorum. Hepsine de başarılar diliyorum.